Sülüklü Göl arkamda kaldı. Dün Sülüklü Göl'le kamp attım. Atmak niyetinde değilim. Issız olur diye düşündüm ama oldukça kalabalıktı. Gürültü de oldu hatta. Gençler vardı. Kafaları güzel oldu. Şarkılar, türküler bağırdılar. Gene ben deliksiz uyuyabildim yorulduğum için herhalde. İki tane abiyle tanıştım. Onların çadırına yakındı benim attığım yer. Onur ve Arif abi. İkisi de hani çok şahane insanlardı. Tanıdığıma memnun oldum. Akşam beraber yedik yemeği. Hani sohbet ettik bayağı bir. Çok keyifliydi gerçekten. Onlarla birlikte kamp atmak. Güzeldi gerçekten. Hani Sülüklü Göl efsaneler arasına girdi benim için. Burada iki tane daha göl varmış. Biri Çubuklu Göl, bir de ufak bir gölet var aşağıda. Onları göremedim. Bir daha gelmek için bahanem olur hem. Bakalım şimdi yedi göllere büyük ihtimal varamam ama o tarafa doğru gidiyorum. Bir ay doğar ilk akşam. Şavkı vurur pencereden, bacadan dağlar kışmış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Uykusuz mu kaldım dünkü geceden, neydem geceden. İçimden geldi, söyleyeyim dedim ya. Ben bu Türkiye askerde çok söylüyordum, gece nöbetlerinde. Öyle. Bu da böyle bir türkümüzdür yani. Avant Gölü'ne vardım sayılır. Tepeden gördüm. Bu sefer farklı yoldan geldiğim için. Tam yukarıda bir konteynerde bakkal, sucuk ekmek tarzı bir yer vardı. O Seven Gölü'ndeki yerlerdi. Onun selamını söyledim. Adam hiç bilemedi gerçi ama. Ekmek ve yumurta aldım. Teyze şey dedi ya. Dedi, kendine eziyet ediyorsun dedi. Dedim ki eziyet olsa yapmam herhalde teyze dedim yani. Değiyor dedim. Hani böyle klasik cümlelerden çıkardım cebimden. Hani değiyor, yeni insanlarla, yeni yerlerle tanışıyorsun falan da teyze biraz eziyetten sorumlu şeymiş. Bakanmış, sonradan sorumlu bakanmış kendisi. Sonradan öğrendim. Bu da böyle bir anım işte. Son yokuşları indim, gölün etrafında dolandım. Tam öbür yakasının sonuna geldim. Böyle bir amca durdurdu filan. Sen ne iş yapıyorsun bilmem ne, böyle şey gibi. Sorgulu yani. Sanki böyle kendisi doğrucu bir insanmış gibi. Sonra telefonu filan çaldı zaten. Ya öyle bir yaklaşım vardı ki böyle hani. Sanki böyle çok kötü bir şey yapıyormuşum. Yani o oradaki hani çok şeydi böyle, bayağı bir sinirlendim biraz içimden adama da. Anlattım bayağı bir yanındaki adama falan. İşte yemeğimi kendim yapıyorum, çadır kuruyorum falan. Tam böyle dedim. Hani içimden böyle konuşuyorum. Tam orada pat yanımda bir araba durdu. Böyle iki tane hani bir çift var yani. Dedi hocam nereden geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz, konuştuk filan, çadır atacak mısınız, biz de atacağız, kano aldık filan, o ne güzel yapıyorsunuz filan. Hani öyle bir üst üste geldi ki bunlar. Bir anda hani o sinir yumuşadı, kayboldu gitti ya. Hani böyle değişik şeyler de oluyor yani böyle. Bu da böyle bir anım yani. Yedigöllere 20 kilometre tarzı bir yolum kaldı. Yokuş çıktım. 1400 rakımlardayım. Saatte 2 civarı bir şey. Manzara gerçekten çok iyi. Etraf çok güzel. Hava bulutlu. Zaman zaman gölgeye denk geliyorum ama bu öğlen sıcakları bile beni çok bunaltmıyor Antalya'ya rağmen. Bir de ne oldu siz dün bilmiyorsunuz. Bütün her şeyi hazırladım. Hani tam yatacağım. Ekmekle yumurta falan dışarıda kaldı. Dedim yumurtayı hani iyi bir yere alayım. Alırken yumurta bir kırıldı, düştü yere. O zamana kadar da diyorum ki kendi kendime böyle. Oğlum Ahmet, şimdi sana diyorum sabah diyorum mükemmel bir kahvaltı hazırlayacağım. Bendensin diyorum işte. Yumurta kıracağız, içine o kavurmaları koyacağız filan. Kuşburnu marmelatı, fıstık ezmesi. İşte biber, domates, salatalık. Onu üzerine zeytinyağı gezdireceğiz, tuz ekeceğiz filan. Böyle var ya, böyle nasıl bir keyiflendim, iştahlandım. Yumurta kırılınca tabii. Yani hiç sorma gitsin ya, nasıl moralim bozuldu anlatamam. Ve o kavurmayı veren teyze şey demişti, kap getir demişti vereyim diye. Kap küçüktü. Şey dedi,
Oğlum dedi, bunu dedi sen de yerken dedi biri gelse dedi, keşke bana da verse dedi, içinden geçirse dedi, ona verecek bir kadar bile değil dedi yani. Hani orada teyze beni düşündüğü yetmiyor, bir de ben yerken biri görecek, onu da düşünüyor yani, inceliğe bakın ya. Hani bunu da böyle altını çizmek istedim yani, aklıma geldi. Bir de Abant yokuşlarından inerken aklıma şey geldi. Bu Çalgı Çengi'nin birinci bölümünde şey var. Yani ilk serisinde. Diyor teyzemin evladı o değil de diyor. Ferhat Güzel diyor. Hakikaten 20 bin lira alıyor mu diyor. Alıyor. O sahne aklıma geldi. Böyle dedim paylaşayım. Çok gülerim o sahneye ben. Sonra bu yokuşları çıkarken de aklıma şey geldi. Çocukken böyle çimlere basılmış. Hani bizim mahallede. Komşu vardı. Komşu dedi seni gördüm dedi. Sen bastın çimlere falan dedi. Ben dedim ki ben dedim çimlere basarken kendimi görmedim. Bu da böyle bir anım işte. Bu da böyle bir anım derken hani umarım bunaltmıyorumdur. Zaten çok da bir hani kitleye ulaşmış değilim ama hani böyle bir kaygım da yok zaten. Hani bunu da söyleyeyim dedim.